Merhabalar değerli baba programlar kanalı takipçileri uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyim. Sağlık sorunları münasebetiyle bir, bir buçuk iki ay kadar ara verdik. Uzun süre sizlere içerik üretemedim. Çok şükür sağlık durumlarımız düzeldi. Kendimize geldik ve artık işlerimize kaldığımız yerden devam edebiliriz bugün. Uzun zamandır video atmamam sebebiyle birkaç videoluk bir içerik yapacağım. İçerikler küçük küçük içerikler olacak. O yüzden tek videoda bu işi bitireceğimize inanıyorum. Bu videomuzda neler işleyeceğiz? Bu videomuzda önce Windows 10'da ya da Windows 11'de fark etmiyor. Emoji klavyesini nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Hepimiz Windows'da emoji kullanmayı bilmiyoruz diye düşünüyorum. Bu konuda sizlere yardımcı olmak en büyük temennim. Hepimiz telefonlarımızda kullanıyoruz emojileri ama bilgisayarda emoji kullanmak neyse hiç aklımıza gelmiyor. Hiç düşünmüyoruz ya da kullanmak istiyoruz ama bilmiyoruz diyelim ki. Bu videoyu izledikten sonra siz de emoji bilenler kervanına dahil olmuş olacaksınız. Ondan sonra Windows'un çok güzel bir özelliğini göreceğiz. Birden çok pano desteği özelliğini göreceğiz. Aslında telefonlarımızda bunu çok rahatlıkla kullanıyoruz. Kopyalama yaptığımızda kopyaladığımız Önceki kopyaladığımız öğeleri de görüp onlara tıklayarak da kopyaladığımız metinleri yapıştırıyorduk. Windows'da da bunu yapmak mümkün. Çok güzel bir kullanım tekniği var. Bunu da size göstereceğim. Ardından son olarak sizlerle görev çubuğunu kullanmayı göreceğiz. Ben e, bilgisayar eğitimi verdiğim e, öğrencilerime de bundan bahsediyorum. Bilgisayarla alakalı bana sorulan sorularda da eğitim verdiğim öğrencilerime de bundan bahsediyorum. Sizin de bu konuyu faydalı bulacağınızı düşünüyorum. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hızlıca içeriğimize başlayalım. Hadi bakalım videomuza başlıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar önce emoji kullanımını görelim. Emoji kullanımında arkadaşlar kesinlikle ee, rahat kullanım için Türkçe sentezleyici kullanıyor olmanız eğer e, İngilizce bilmiyorsanız. Türkçe sentezleyici kullanıyor olmanız, Yelda gibi vesaire bir sentezleyici kullanıyor olmanız ve o sentezleyicinin emoji kullanımını, emojileri okumayı desteklemesi gerekiyor. Bunun uyarısında yapalım. Sonra efendim benim emojiler niye okunmuyor? Ben emoji kullanıyorum ama hiçbir şekilde bana emojileri söylemiyor demeyin. Bu ekran okuyucunuzda kullandığınız sentezleyicinizin emojileri desteklemesiyle alakalı bir durum. Benimle alakalı bir durum değil. Beni suçlu atfetmeyiniz. Şimdi, dilerseniz hızlıca başlayalım. Ben hızlıca önce bir not defteri Başlangıç açacağım. Tencere, arama tencere. Not, def, not defteri. Evet. As not, not defterini defter. açacağım arkadaşlar. Şimdi emoji kullanabilmek için öncelikle Windows tuşuyla beraber noktaya basacağım. Laboratuvar önlüğü. Laboratuvar <laughs> önlüğü. Direk e, emoji'ler gelmeye başladı. Şimdi arkadaşlar önümde emoji açıldı. Şimdi. Sağ sol oklarla, yukarı aşağı oklarla burayı bir tablo gibi düşünün arkadaşlar. Bu tabloda genelde sağ oklarla gezmenizi tavsiye en ederim ben. ben. Boş, ee, çünkü aşağı oklarla giderseniz sütun süt satır satır gezersiniz ama sağ sol oklarla o satırın sonuna geldiğinizde bir daha sağ ok yaptığınızda altlık satırın başına geçiyor zaten. Karakter karakter gezer gibi düşünün. Sağ sol oklarla en ilerlediğinizde en mesela klozet, alt yüzü At yüzü diyor mesela burada enter'a bastığınız at zaman, zaman Emoji yazar bir daha enter'a basarsanız at aynı at emojiyi at bir at daha at yazar Zaten, e, Ne kadar yazdığını söyle. bir daha yapalım at Escape'de burayı kapattığınızda arkadaşlar Ctrl Home'la sol dosyanın başına gidip sağ oklarla gezerseniz 3 tane emojinin Yazılmış olduğunu görürsünüz Emojileri yazabiliyoruz çok güzel şimdi gelip boş. emoji panelini bir kurcalayalım Windows nokta yapalım tekrardan ya yeter artık alt yüzü deyip durma. Şimdi bizi inmecimiz otomatik olarak arkadaşlar emoji listesini atıyor ya. Bir kere tap yaptığımızda emoji kategorilerini görüyoruz arkadaşlar. En son kullanılan seçildi. Seçilen 8 oy içeriyor. En son kullanılan seçildi diyor. Şimdi sağ oklarla burada ilerleyebiliriz arkadaşlar. Neler varmış bir görelim. Gülen yüzler ve hayvanlar grubu. Gülen yüzler ve hayvanlar. Kişiler grubu. Kişiler e, kutlamalar duyuyorsunuz kutlamalar zaten grubu. kutlamalar ve nesneler, yiyecekler ve bitkiler grubu, yiyecekler ve bitkiler, ulaşım ve yerler grubu, ulaşım ve yerler, simgeler, grubu. simgeler Ara grubu. arama kısmı var burada. En son kullan gülen yüzler ve hayvanlar. Mesela gülen yüzler grubu. ve hayvanlara enter yapalım arkadaşlar. Açık. Gülen yüzler ve hayvanlar seçildi. Seçilen 8 oy içeriyor. Şimdi bir kere shift tap yapalım. Niye tap yapmadığımızı söyleyeceğim. Sırıtan yüz. Bakın burada istediğimiz emojileri bulduk arkadaşlar. Gülen gözlerle sırıtma. Boş. Sevin. Boş. Gülmekten yerlere yatma. Azıcık açık sırıtma. Hadi buna enter basalım. Sırıtma. Gülen göz. Soğuk ter gülümse. Göz kırpan yüz. Az açık gülme. Az açık sırıtma. Az açık gülme. Az açık gülme. koyalım. Escape de burayı kapatalım. Emoji paneli kapat. Bakalım. Az, açık sırıtma. Az açık gülme. Boş. Bu emojileri kullanmış. Az boş. Silelim tekrar burayı arkadaşlar. Tekrar Windows nokta yapıyorum. Sırıtan yüz. Şimdi emojilerine tekrar geldi. Tap yaptığımızda demiştik ki Gülen yüzler ve hayvanlar seçildi. Gülen yüzler ve hayvanlar, hayvanlar diye kategorilerimizi göre. Şimdi oklarla gidelim en arkadaşlar. Soku. Ara grubu. Ara grubu var. Buraya enter basalım. Deney tüpü. Burada arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada en son arama yaptığınız emojiler gözüküyor. Ama size bu arama sekmesine gelmekle uğraşmanızı hiç tavsiye etmem. En son Neden? Gülen diyelim, gülen yüzler ve hayvanlar hayvan. diyelim ki shift tap yapalım. Burada arkadaşlar yazmaya başladığınız an ilgili emojilerin listesi daralmaya başlıyor. Mesela ben köpeklerle alakalı emojiler istiyorum diyelim ki. K, Ö, P yapıyorum. Köpek yüzü. Bakın köp yazdığımda böyle köpek yüzüyle alakalı şeyler geldi. Köp içerisinde köp geçen emojiler geldi. Sabunlarla gidebilirim. Köpek, kanış, yardımcı köpek, köpek balığı, sabun. Boş. Boş. Şimdi. P'yi sildim. Böyle sildim. sildim emoji paneli şeyi sildim. Emoji paneli kapalı Boş. diyor. Boş. Boş. Şimdi Boş. tekrar Windows nokta yapıyorum. Buraya mesela baston yazalım. B grubu, aile, basketbol. Emoji değil. Bunu bulamadık. Bakın bunu bulamadık diyor. Bastonu bulamamış. Şimdi yazdığınız harfleri silmezseniz arkadaşlar escape ile burayı kapattığınızda Bas, Emoji paneli kapalı. Yazdığınız harfleri metin alanınıza yapıştırıyor. Bakın. Bas, t, s, a, b, b. Bas, o yüzden e, emoji aradığınızda mesela B. A. S. T yazalım. Grubu, bulamadık. Bunu, bunu, ya. Geri silmeye basın. Basketbol. Bir daha. A Bir daha. A. B, grubu. Kan grubu. Bakın. A'yı da sildiğimiz bir daha geri Be, Emoji B'yi de sildiğimizde boş. arkadaşlar emoji paneli kapanıyor. Şimdi bir emoji daha arayalım arkadaşlar. Mesela Cane diye bir şey yazalım bakalım. Otoban. Uzaylı canı var. Emoji değil. Bunu bulamadık. Emoji değil yani. Proving Kane'i bulacak mı diye. E uzaylı canı var. Düşünmüştüm robot. ama robot. Evet. Bak can yazdığımızda. Robot. Kuru kafa. Üzgün ama rahatlamışız. Boş. Boş. Robot. Uzaylı canı var. Uzaylı, canavar. uzaylı canı var e koyalım. Mesela neyse. Uzaylı boş. Şimdi arkadaşlar. Sırtan yüz. Windows nokta ile emojileri tekrar açtığımızda. Normalde ben size ne dedim tab yaparsanız emoji kategorilerini görürsünüz dedim. Emojilerdeyken shift tab yaparsanız emoji seçildi. Seçilen bir çoğu içeriyor. Emoji seçildi diyor. Sağ ok yapalım. emoji ka kategorisi. Kal emoji diyor. Bir daha sağ ok yapalım. Simgeler kategorisi. Simgeler kategorisi. Bizde kalamajik kategorisi. Biz emoji ka kategorisi. ka kategorisine enterlayalım. Burada neler var? Bir emoji bakalım. Kal emoji. seçildi. Seçilen bir çoğu içeriyor. Tab yapalım. Emoji bu... Sağ parantez. Sağ parantez. Sağ parantez sa Mesela şunu bit enter'lelim. Merak ediyorum bu ne yapacak. enter'a bastık. Escape ile kapatalım. Bakalım ne yazmış oraya. Sağ parantez. Noktalı virgül, tire, kapat boş. Hani Messenger zamanında işte 2.d, işte 2. parantez, 2. aç parantez, işte 2.p gibi eskiden kullandığımız emojiler vardı ya arkadaşlar. Burada onları destekliyor işte. Onları buradan kullanabiliyorsunuz. Hatta tap yaptığınızda gülencüler ve hayvanlar seç. Öyleyse bu da emoji. Kavanojik emoji. Seçelim taplar. Saberler. Klasik class ifadeleri seç. Neşeli grubu. Neşeli. Karşılama grubu. Şirin davranan grubu. Şirin davranan. Hüzünlü grubu. Hüzünlü seçin. Seçilen shift tap yapalım. Burada da hüzünlü iyi diyor mesela. Buna enterliyelim. Kaparan emoji paneli. Bakın A neymiş. Aç parantez. Aralık. Tek tırnak ay. Aralık. Noktalı bir kapara boş. Boş. Enteresan. Boş. Sadece noktalama işaretlerinden oluşan emojiler bunlar arkadaşlar. Yukarı. Bir de shift Emoji tabla seçildi. yaptığımızda Seçilen burada kate ka simgeler, ka simgeler, var. Basalım enter'a. Simgeler kategorisinde neler varmış? Tap yapalım. Burada arkadaşlar sol yukarı, sağ yukarı, sol yukarı yok. Yok, sağ yukarı. Bunlar yukarı ikonlar arkadaşlar. Sol, sol aşağı yok. Sağ... aşağı doğru. Aşağı kancalı sağ yönümüzü. Neler var? Sol yok. Sola üçlü sağ... yok. Sola çizgili çizgili ok. Sola üçlü ok. Sola çizgi yok. Sağ çizgi ok. aşağı boşok. Ok. Aşağı boşok. Tab yapalım. Geometrik semboller seçildi. Seçilen Geometrik, Geometrik semboller seçilmiş. Sağ ok yapalım. Matematik sembolleri grubu. Matematik sembolleri var. Enter'a basalım. Matematik sembol. Shift tab yapalım. Tab. bunların 3'te 1. 3'te 1, 5'te 2, 6'da 1. 3'te 2. Bazıları arkadaşlar ekran okuyucumuz okumuyor maalesef. 5'te 4. 5'te mesela 5'te 4'ü enter'a koyalım buraya. Escape'le kapatalım burayı. 5'te 4. 5'te 4 emojisini koydu. 5'te 4. Şimdi Windows nokta yapalım tekrardan. Shift-Tab yapalım. Sol okla simgeler kategorisini enterlayalım. Bir daha Shift-Tab yaptığımızda matematik sembolleri var. Ek sembollerde neler varmış? Enter'a basalım. Bunlar bize söylemeyecektir zaten de. Belki söyleyen bir tane bulur diye bekliyorum ama henüz. Boş. 6-2 olan artı simgesi. 62 olan emoji, olan artı, bu artı simgesi. Bunların ne olduğunu zaten bilmiyoruz arkadaşlar. Emoji kullanmakta bu şekildeydi arkadaşlar. Emoji kullanımında rahatlıkla emoji yazılarınızda emoji'lerinizi yerleştirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz geçelim bir sonraki konumuza. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki konumuzda işleyeceğimiz şey çok önemli bir konu arkadaşlar. Panoyu birden çok öğemizi tutacak şekilde kullanabilmek. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? O kadar kolay yapacağız ki neden bugüne kadar bu özelliği kullanmadığınıza hayret edeceksiniz. Şimdi önce bir ayar yapmamız gerekiyor arkadaşlar bunun için. Bilgisayarımızda varsayar olarak bu ayar kapalı. Bizim gidip bunu etkinleştirmemiz gerekiyor. Hadi gelin bu ayarı bir etkinleştirelim. Windows I harfi Isparta'nın I'sı ile ayarlar penceresine gidelim. Ayarlar. Ayarlar pencere. Arama kutusu. Tap yapalım bir defa. Liste. Sistem. Sistemin üzerindeyken Enter'a basalım. Arama kutusu. Bir ayar bu yazı alanı boş. Bir daha tap yapalım. Liste. Ve bu listede aşağı oklarla panoyu bulalım. Ses. Bildirim. Odaklan. Güç ve uyku. Depolama. Tablet. Çok görev. Bu bilgisayar paylaşılan de pano. Panoyu bulduğumuzda Enter'a basalım. Pano. Tap yapalım. Pano. Pano geçmişi grup. Birden çok pano ösemi daha sonra kullanmak üzere kaydedin. Pano geçmişinizi görüntülemek ve oradan oraya yapıştırmak için Windows logosu tuşu ve tuşuna basın geçiş düğmesi basılı değil. Evet, bu geçiş düğmesini işaretliyoruz arkadaşlar. Burada yapmamız gereken tek ayar bu. Şimdi bunun nasıl kullanılacağını ben size göstereceğim. Alt F4 ile kapatalım bunu arkadaşlar. Burada başka bir şey yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar elimize birkaç tane metin alalım. Mesela ne yapalım biliyor musunuz? Burada geri dönüşüm kutusu. Geri dönüşüm kutusu e, gerçek örnekler üzerinden gidelim. Yine bir not Başlangıç defteri açalım. Not not defterimiz önümüzde açık olsun. Masa üstüne gidelim ve Chrome'dan bir araştırma yapalım. Örneğin işletim sistemi nedir? Diye bir araştırma yapalım. Ana işletim sistemi nedir? Çeşitleri nelerdir? Millenium başlık seviye 3 link. Şimdi mesela burada girelim içine. Bu makaleden bir şey alalım. Kapat düğmesi, izin, engel. Engelleyelim, bildirim Listele işletim olacak. Listeyi çözelim. List. List olduğum incelemesi yeni bir bilgisayar alacak olanların öncelikle bilgisayar hangi işletim sisteminin kurulu. Şimdi burada Nevada'lı alakalı burada bir şey söylememe gerek. Yok. Başlangıç işaret. Günümüzün gelişen teknolojik işaret. Sistemin günümüzün sisteminin nokta büyük noktası. Bunu kopyaladı. E, panoya kopyalandı. Yeni bir bilgisayar alacak olanların. Tamam, bu işletim sistemi nedirle alakalı bir bilgi kopyaladık burada. Bunu panoya aldım. Kapat burayı. İşletim sistemi. Google aracılığıyla tekrar işletim döndük işletim ve diyelim ki. E, Linux tabanlı işletim sistemleri nelerdir diyelim. Tamam mı? Şimdi işletim sistemleriyle ilgili bir blok yazacağız ve araştırma yapacağız. Bak, araştırma planı öne çıkan sınıf başlık seviye Linux işletim sistemi çeşitleri nelerdir? Başlık seviye 3. Liste 8 öğe bulduk. Linux Mint, Debian. Şimdi mesela bunları kopyalayacağım ben arkadaşlar. Çok fazla. Zaman kaybetmemek için liste 8 öğe. Burada Linux panoya kopyalandı. Linux işletim sistemi çeşitleri nelerdir? Ubuntu, Linux Mint, Debian. Tamam, bunu da kopyaladım arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. Not defterine gelelim. Arkadaşlar, yapmamız gereken tek şey şu. Diyelim ki buraya başlık atalım. İşletim sistemi ne demektir diyelim. Soru işareti yapalım ve enter'a basalım iki defa. Windows V harfiyle arkadaşlar. Panoya kopyaladıklarımızın bir listesini görürüz. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yeni Windows V yaptınız. Herhangi bir şekilde e, kontrole ya da başka bir tuşa basarsanız da bir şey yazmaya kalkarsanız bu liste kapanır arkadaşlar. Windows V yaptıktan sonra yön tuşlarıyla ilerleyeceksiniz ve boşluğa basacaksınız arkadaşlar. Bu e, herhangi bir şekilde ekran okuyucu susturmak için kontrole bastığınız an bu araç çubuğu kapanıyor haberiniz olsun. Windows V yapalım. Linux işletim sistemi Mesela, çeşitleri nelerdir? Ubuntu, Linux Mint, Debian, Manjaro, <laughs> Mate Slim. Delete ile silebiliyorsunuz yeni bir arkadaşlar. Yeni bilgisayar alacak öncelikle bilgisayarda <laughs> hangi işletim sisteminin kurulduğunu. Escape olduğunu. yapalım. Boş, boş, Bakın, boş. Bakın Windows V yapıyorum. Yeni bir bilgisayar alacak. Sağ ok yapıyorum. Bakın. Boş, boş. Yok. Bir daha Delete'e basarsam. Boş, boş, boş o, o, da boş. gidecektir. Mesela Windows V yapayım. Panonuz boş. Bakın. Panonuz boş diye uyarı aldık. Bu da arkadaşlar çok güzel bir özelliktir. Kaydet, Panomuzun basılı. ne kadar e, verimli kullanılabileceğini e, sizlere göstermek içindi geçmiş 20 kopyalamanızı arkadaşlar hatırladığım kadarıyla tutar yani 21. kopyaladığınız metin ilk kopyaladığınız, birinci kopyaladığınız metni kaybetmenize yol açabilir bunu da aklınızdan çıkarmayın geçelim videomuzun bir sonraki ve son özelliğine arkadaşlar arkadaşlar bu videomuzun bu bölümünde de sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu Görev çubuğu kullanımı. Şimdi görev çubuğu kullanımına da hızlıca bakacak olursak, görev çubuğu kullanımını ne amaçla e, isteriz böyle bir şey kullanmayı? Bununla başlayalım. Arkadaşlar şimdi, e, bazı uygulamalar vardır. Masa üstünde kısa yolu olsa da sürekli üzerine e, çalıştığımız, içine girdiğimiz, sürekli elimizin altında olmasını istediğimiz ve bu uygulamaları anlık olarak çağırmak isteriz ve bunları görev çubuğuna ekleriz. Gelin, Önce bunu yapalım. Neler yaptığımızdan bahsederek, yani uygulayarak yapalım bu işleri. Şimdi Windows T ile arkadaşlar Çalışan görev çubuğuna olayım. gelirsiniz. Task var dediğimiz görev çubuğuna gelirsiniz. Ben burayı sizin için boşalttım. Baştan hep beraber ekleyeceğiz. Şimdi masa üstüne masa gidelim yüksek. arkadaşlar. İstediğim şey şu. Örneğin ben en çok kullandığım uygulamayı düşünüyorum. Benim kodlamayla uğraştığımdan dolayı en çok kullandığım uygulama Visual Studio Code. Visual Studio Code arkadaşlar. Bunun üzerinde içerik menüsü yapıyorum. Bağlan menü. Aç. Vundle ve tabulotut dos. Şifrelemedik dosya yöneticiyi. Skype ile kod ile uyumluluk. Başladı. Microsoft Edge ve Edge sıkıştır sıkıştır görev çubuğuna sabitle. -ge. Görev çubuğuna sabitle diyorum arkadaşlar. Bunu yaptım. Masayı üstü liste. Visual. Tamam bunu göstereceğim size. Şimdi. Bundan fazla, daha fazla kullandığım, daha az sıklıkla kullanıyorum. En çok görev yöneticisi, en çok Visual Studio Code kullanıyorum. Ardından en çok Unigram kullanıyorum arkadaşlar. Unigram'da başlat menüsünde var. Başlangıç pencere. Unigram uygulama. İçerik bağlan, menüsü, bağlan, yapıyorum. Menü, bağlan menüsü yapıyorum. menüsü liste açık. Odak başlangıçta sabitle Görev çubuğuna sabitle seçik. Görev çubuğuna, sabitle, görev çubuğuna sabitledim. Arama, tutup, Escape ile kapattım burayı. Şimdi. Udiler. Tamam. Bu Unigram'ı da e, görev çubuğuna sabitledim. Bir de e, ee, en çok kullandığım uygulamalardan bir tanesi örnek veriyorum Postbox olsun. Postbox'ta benim mail gönderirken kullandığım uygulama. Menü. Bunu da görev çubuğuna ekleyeceğim. Bunu da görev çubuğuna sabitleyelim. Çok güzel. Şimdi bir tane daha uygulama sabitleyelim. O da e, genelde ben toplantı oluştururken Mid Jitsi kullanıyorum. Şunu da görelim. Aç yazdır. Bandır. Önceki gönder. Kesse. Kopyalı kısa yok. Sili. Yeniden özel. Aç yazdır. Bandır. Önceki gönder. Yani i̇nternet kısa yolu olduğu için bu muhtemelen görev çubuğuna gitmiyor. Bir uygulama düşünelim. Mesela Spotify. Spotify. Bunu görev çubuğuna sabitleyelim. Bağlan, Dört tane olsun. Şift, dos, yönet, sık, kon, uyum, baş, mit, aç, aç, sık, görev çubuğuna sabit. Masa üstü. Tamam. Windows T yapalım arkadaşlar. Çalışan uygulamalar araç çubuğu. Visual Studio Code düğmesi. Ücret kod, Code. Unigram düğmesi. Unigram. Postbox düğmesi. Postbox. Spotify düğmesi. Spotify. Şimdi arkadaşlar niye bunları Masam, buraya stüdyo. aldık? E üstünde var bizde niye bunları buraya aldık diye soruyorsunuz bana. Şimdi arkadaşlar nerede olursanız olun. Buradaki sıralama çok önemli arkadaşlar. İlk önce ben Visual Studio kodumu koydum. İkinci sıraya Postbox Unigram'ı koydum. Üçüncü sıraya Postbox'ımı koydum. Dördüncü sıraya Spotify'ımı koydum. Şimdi Windows'la beraber 1'e basarsanız Visual Bilmiyorum. Studio kod açılır. Bilmiyorum. Tamam bu ekran okuyucumun değiştiğine bakmayın. O Visual Studio Code özel profilimden kaynaklanıyor. Görev çubuğu. Windows ile beraber 2'ye basarsanız Unigram. açılır. Unigram pencere. Görev çubuğu. Windows ile beraber 3'e basarsanız. Bekir. Gecat. Postbox açılır. Kapatalım bunu da. Çok önemli değil. Windows ile beraber 4'e basarsanız. Ne açılır? Spotify açılır. Bakalım açılacak mı Spotify Windows 14 Spotify Evet Spotify'ımız da bu şekilde açıldı gördüğünüz gibi kapattım hemen. Şimdi arkadaşlar e, ikinci bir klavye kısayolu olarak da bu uygulamalarla son açtığınız dosyalar olabilir. Yani Visual Studio Code'da son düzenlediğiniz dosyalar. Windows Alt 1 ile Bakın Visual Studio Code ile Atlama listesi liste. diyor. Liste. Aşağı yok yapıyorum. Görev çubuğundan kaldır. Bu uygulamanın herhangi bir e, son dosyalar özelliği yokmuş. Öyle liste. New window. New window. Yani yeni pencere liste. açabilirsiniz liste. diyor. diyor. Burada Visual Studio Code diyor. Görev çubuğundan kaldır. görev çubuğundan kaldırabiliyorsunuz. Bu var. Görev. Mesela Windows Alt 2 yapalım. Neydi? Unigram'dı. Bakalım hızlı atlama listesi <laughs> neymiş? Unigram için atlama listesi pencere. Öyle liste. Kayıtlı mesajlar. Bakın. Liste. Unigram. Görev çubuğundan kaldır. Unigram. Kayıtlı mesajlar. Liste, Unigram. Görev çubuğundan kaldır. Unigram görev çubuğundan görev çubuğu. kaldır diyor. Spotify. Neyse sen de Masamüstü kapan liste. dostum uğraştırma beni. Windows Alt 3. Görev postbox için atlama listesi pencere. Öyle liste. Write new message. Yeni mesaj Open oluştur. Adres, adres kitap defterini aç. Postbox. Postbox. Görev çubuğundan kaldır. Görev çubuğundan kaldır. Göre, çubuğu. Windows Alt 4. Spotify için atlama listesi pencere. Liste. Spotify. Göre, çubuğundan Spotify görev çubuğundan kaldır. Spotify görev çubuğundan Neyse bunu boş verin. Yani bu e, uygulamalarla kullandığınız son dosyaları e, gösteriyor. Ya da uygulamalar içiyle alakalı hızlıca erişebileceğiniz kısa yolları gösteriyor. E peki hocam. Ben burada bir sıralama yaptım ve örnek veriyorum hangi program olsun İşte işte ben ne mesela pot player'ı ben pot görev çubuğuna koyacağım. Bağlan menü. Ama görev çubuğuna koydum ama pot player'ı ben hepsinden normalde ne yapıyoruz Windows 5 ile pot player'ı açabiliriz. Doğru. Ama ee, bir de şey deneyelim. Masa... Windows Alt 5'le PotPlayer'ı açalım. PotPlayer 64, 64. bit için atlama listesi pencere listesi. PotPlayer 64 görev çubuğundan kaldır. Görev çubuğundan. Neyse, çubuğu. eskiyle kapatalım Masa... burayı. Şimdi normalde Player'in 5. sırada değil de 1. sırada olmasını istiyorum diyelim ki. Bunu nasıl yapacağım? Normalde bu işi anlatan arkadaşlar, görme engelli camiasında bu işten bahseden arkadaşlarımız diyorlar ki hepsini sil. Ee, baştan ekle istediğin düzenle ekle. Hayır bunu yapmayacağız. Özellikle NVDA kullanıcılarının çok güzel bir avantajı var arkadaşlar. Drag and drop, sürükle ve bırak eklentisi var. Ben bunun linkini açıklama kısmına da bırakacağım. Bu eklenti sayesinde görev çubuğundaki nesneleri birbirlerinin yerlerine sürükleyebileceğiz. Şimdi gelin bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Ben bunun kısa yollarını düzenleyip düzenlemediğimi hatırlamıyorum ama siz e, kendiniz bunun e, kısa yollarına bakarsanız Kısa yollar da şöyle. Yedi yardımı sağ kontrol. Nvda artı virgül. Nesne sunucusu konumundaki nesneyi sürüklemek için işaretler. Bunu bir de... Nvda artı nokta. Seçilen nesneyi sürükler. Ardından nereye bırakacağınızı seçmek için boşluk, yön veya enter tuşuna basın. Evet. Nvda... Bu kısa yol tuşlarını girdi hareketlerinden yapılandırın. Şimdi biz hot player'ın player üzerinde önce insert virgülle öğenin üzerinde bu öğenin taşınacağı bilgisini nvda'ya vermek... Düğmesi sürüklemek için seçildi. Soloklarla gidelim. Spotify Postbox Unigram düğmesi. Visual Studio kodu düğmesi. Vücustu kodun üzerine geldik. Insert nokta bu ayı taşıyacağımızı söyleyip ardından nesne imlecimizin bulunduğu yere taşıyacağımızı bildirmek için boşluk tuşuna basmak olacak. Sürükleyip 301 1061 tıkla. Şimdi bu işlem yapıldıktan sonra bir Windows 1 yapalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Popplayer 64 bit düğmesi. Panosu. Gördüğünüz gibi artık potplayer başa sabitlendi. Hadi bunu tekrar yapalım. Mesela Windows T Çan yapalım. Kodlayadan sonra Visual Studio Code değil de Unigram olsun istiyoruz. Unigram'ın üzerinde insert virgül. Solok yapıyoruz Visual Studio Code'un üzerinde insert nokta bir ve boş. Şimdi Windows 2 yaptığımızda pot e, Unigram'ın açılması gerekiyor. Bir evet. Çok bir başarılı. Bir Windows 3 yaptığımızda arkadaşlar Visual Studio Code'un açılması gerekiyor <laughs> ve açıldı da zaten arkadaşlar. Şimdi e, bugün sizlerle 3 önemli içerik paylaştım. Emoji kullanımı, çoklu pano kullanımı ve görev çubuğunu detaylı olarak kullanmayı gösterdim. Bu video size hediye içerikli bir video olsun. Uzun zamandır e, aranızda olmadığım, video paylaşamadığım için. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyeyim. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.